أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله Araf suresiyle beraberiz. Önce kitabın hayatımızdaki yeri anlatıldı. Allah bu kitabı neden gönderdiğini söyledi. Elif, la, mim, sad ile başlayan bu surede kitabın misyonu, kitabın görevi, kitabın hayatımızdaki fonksiyonu iletildi bize. Sonra bu ve benzeri kitaplara karşı gelen insanların tarihteki akıbetlerine değinildi. Onların ölüm anındaki iddiaları sadece yanılgılarının itirafıydı ama ne fayda? Yeniden dirilişte hepsi hesaba çekilecekti. Hatta onlara gönderilen peygamberler görevlerini yapıp yapmadıklarıyla sorgulanırken, kendilerine peygamber gönderilen insanlar ne yapıp ettiklerini hesaba çekilecekleri gün gündeme getireceklerdi. Mizan kurulacaktı o gün. Üstelik hak bir mizan olarak ölçü tartıda adalet mutlak gerçekleşecekti. Tartısı ağır gelenler, yani ağırlıklı amelleri çok olanlar, makbul amelleri bulunanlar, onlar rahat ve huzur içinde bir hayat, doğru cennete. Diğerleri de hüsrana uğrayan, yazık edenlerin ta kendileriydi. Çünkü onlar baştan, şimdi yani dünyada ayetlere zulmediyorlardı. Hatırlayın bunları, böyle başlıyoruz söze dercesine Allah, sonra bize, yani ilkimize, Adem atamıza söz getirdi. Araf suresi 11. ayetten itibaren de Hazreti Adem'i gündeme getiren konuların devamında biz başka peygamberler de gördük. Ama o arada, yani Nuh aleyhisselam ile Adem aleyhisselam arasında sanki bizi sure aldı götürdü kıyamete, ahirete, cennetlikler, cehennemlikler birbirlerine nida ettiler. Cennetlikler rahat ve huzur içindeydiler. Cehennemlikler birbirlerine lanet yağdırıyorlardı. İşte bu manzaralardan sonra Nuh aleyhisselam, arkasından Hud aleyhisselam, kavmi Ad ile beraberliği, Salih aleyhisselam, kavmi Semud ile beraberliği, Lut aleyhisselam kavmiyle birlikteliği ve Şuayb aleyhisselam kavmi Medyen'le beraberliği, onların inkarları, ısrarla inkara, inatla devam etmeleri, peygamberlerin her şeye rağmen sabırla görevlerini sürdürmeleri ve sonunda peygamberlik müessesesinin, peygamberle beraber olabilmenin, bir toplumda peygamberin varlığının ne anlama geldiğini özet olarak 94. ayetten itibaren sure şöyle anlatıyor. Arkasından da bütün bunlardan sonra Musa aleyhisselam peygamber oldu denilecek ve kavmiyle beraberliği gündeme gelecek. Ve ma arsalna fi qaryatin min nebiyyin. Biz bir köye, bir kente, bir bölgeye bir peygamber göndermişsek mutlaka illa ehadna ehleha bil ba'sa'i ve'd-darra. لَعَلَّهُمْ يَضَّرَّعُونَ Mutlaka o köyün, o kentin ahalisini kesinlikle bir zorluk, bir sıkıntı, bir bela, bir musibetle imtihan ederiz. Tutar yakalarız onları böylece. Hani belki tazarru ve niyaz ederler diye, yalvarıp yakarırlar, belki iyi bir Müslüman olmalarına neden olur diye, öyle sıkıştırırız bazen. Eğer bolluktan dolayı, eğer refahtan dolayı, eğer çokluktan dolayı, yani şımarıklıktan dolayı öyle yapmışlarsa. Benzer bir konuyu En'am suresinde Allah şöyle anlatmıştı. Eğer bu sureden önce En'am'ı okumuş idiysek hatırlıyoruz, değilse şimdi hatırlayalım. وَلَقَدْ اَرْسَلْنَا اِلَى اُمَمٍ مِّنْ قَبْلِكَ Senden önce de biz nice toplumlara elbette peygamberler görevlendirdik, görevli gönderdik. فَاَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّا İşte o toplumları, kendilerine peygamber gönderildiği halde gereğini yerine getirmeyen toplumları darlıkla, sıkıntıyla, şiddetli durumlarla tutup yakalayıverdik de لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ
belki tazarru ve niyazda bulunurlar, belki boyun bükerler, belki ukalalıklarına bir son verirler diye öyle yaptık. Ama ayetin devamında görüyoruz, böyle darlık, sıkıntı ve şiddet dönemleriyle imtihan olan insanlar hemen boyun bükmüyorlar. فَلَوْلَا اِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا تَضَرَّعُوا Bizim be'simiz, bizim azabımız, bizim şiddetli konumlarla imtihan sürecimiz onların başında olunca bari tazarru ve niyaz etselerdi ya, ama velakin kaset kulubuhum, fakat kalpleri kas katı kesildi onların, yani hiçbir ayetin, alametin, işaretin etki etmediği bir katılığa büründü kalpleri, ayrıca وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ Şeytan, onlara amellerini süslü gösterdi, yapıp ettiklerini güzelleştirdi, tezyinata boğdu, ne yapıp ettiklerinin farkına bile varamadılar, şeytan daha güzeli olmaz diye sunuverdi onlara, sonunda فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ Kendilerine hatırlatılan tüm gerçekleri gündem dışı bırakıp unutunca, ilgilerini kesince, gündemde olması gereken konular bir bir sayıldığı halde hiçbirine iltifat etmeyince onlar, فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ اَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ Her bir şeyin, ne var ne yoksa her şeyin kapılarını onlara açıverdik. Her konuda başardılar, her taraftan kazandılar. Ne istedilerse gerçekleşti belki. Hatta اِذَا فَرِحُوا بِمَا اُوتُوا Tüm bu verilenlerle kendileri coşkun, rahat ve huzura erdikleri şımarıklığı yaşarken, اَخَذْنَاهُمْ بَعْتَةً فَاِذَا هُمْ مُبْلِسُونَ Ansızın onları yakalayverdik, bakmışsınız, bütün ümitlerini yitirmişler. Araf suresinde de benzerini görüyoruz işte. Ayet 94 tekrar okuyorum. وَمَا اَرْسَلْنَا ف۪ي قَرْيَةٍ مِنْ نَب۪يِّنْ Biz bir peygamber, bir köye, bir kente, bir şehre, bir bölgeye bir peygamber göndermiş isek mutlaka illa ehadna ehleha eğer o ahali, o bölge insanları eğer gerekeni yerine getirmemişlerse, teslim olmamışlarsa, itaate dönmemişlerse, isyandan vazgeçmemişlerse, onların leallehum yaddarraun olmaları için tazarru ve niyazda bulunmaları, yalvarıp yakarmaları, acziyetlerini fark etmeleri, çaresizlikleri içinde kıvranırken çarenin Allah'tan olduğunu bilmeleri için biz onlara çetin şartlar göndeririz, azap ve ikab göndeririz, darlık ve zorluk göndeririz de onlar belki böylece kulluğa dönerler. Öyle istedik diyor Allah. Ama sümme beddelnâ mekânes seyyiyetil hasene hatta öyle ki bu başlarında olan istemedikleri konumu biz daha güzel bir konumla değiştiriverdiğimiz de olur. Daha sonra biz farklı konumda imtihan ederiz onları. Hani onların hoşuna giden şeyler belki hatta afev hepsi biter unuturlar. Fazlalık olur, her şey biter, her şey tamamlanır, her şey ortadan kaybolmuş gibi bir döneme geçerler. Önceki o sıkıntılar her şey bitmiştir. O zaman derler ki وَقَالُوا قَدْ مَسَّ آبَاءَنَا الضَّرَّاءُ وَالسَّرَّاءُ Allah Allah! Babalarımız meğer ne sıkıntı çekmişler ya! Allah Allah! Nasıl da onlar birçok felaket yaşamışlar, aç kalmışlar, zorda kalmışlar, darda kalmışlar diye tarihte böyle olmuş bitmiş demek evre evre, devre devre insanlar böyle olurmuş demeye başlarlar da فَاَقَذْنَاهُمْ بَعْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ Biz onları ansızın tutup yakalayıveririz. Belki bu onlar için bir azap, bir gazap vesilesidir zannetmeyin. Ama farkında bile değiller. Yani yakalandıklarını bile bilmezler. Hangi halde olduklarını bile bilmezler. Nedir aslında? Dertleri ne olmalıydı? Ne yapmalılardı? Yatadarraun etmelilerdi. Yaddarraun yapmalılardı. Boyun bükmelilerdi. Allah'ın bir azabı, ikabı, cezası karşısında ya da istemedikleri bir konumla imtihan edildiklerini fark eder etmez. Yani bir darlıkta, bir zorlukta, bir felaket anında eyvah bu benim yaptıklarım kötülüklere, bu benim ettiklerim hatalara, bu benim hayatımın bozuk düzen bölümlerine bir uyarı niteliğindedir. Ben öyle anlamalıyım demeliydi insan ve hemen haline ahvaline bir çeki düzen vermeliydi ya da kendisinin yanlışlarına bir kere daha göz atmalı onlara bir program yenilemesi koymalıydı ortaya
Ama işte bütün bunları yapmaz da, hatta Allah imtihan gereği bazen de değiştirmişse konumlarını, alın bakalım bir de nimet verelim üstüne demişse, bunun üzerine, aa babalarımız neler çekmiş neler etmiş, eyvah ki onlar demek kafalarını çalıştırmamışlar, ne yapıp ettiklerini bilmeden hareket etmişler, galiba onlar böyle yapmışlar diye, işi sadece lafa döküyorlar, ibret almayı bilmiyorlar. Hatta Allah bazen dua ve niyazlarını kabul ederek onların o darlığını, sıkıntısını da giderdiğini mesela Ankebut suresinde şöyle beyan ediyor. فَاِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُ اللّٰهِ مُخْلِص۪ينَ لَهُ الد۪ينَ Bakın, insanlar gemiye binmişler. Gemi çalkalanmaya başlayınca halis muhlis din Allah'ındır diye yalvarıp yakarıyorlar. دَعَوُ اللّٰهِ مُخْلِص۪ينَ لَهُ الد۪ينَ Yani, aman ya Rabbi, hayatımın tümüne sadece sen karışırsın, sen yardım et, aman Allah'ım sen çaresin, sen yardımma koşacak tek varlıksın diye yalvarıp yakarırlar. Ama فَلَمَّا نَجَّاهُمْ اِلَى الْبَرِّ Allah onları karaya ulaştırıp kurtarınca, اِذَا هُمْ مُشْرِكُونَ Başlarlar şirk koşmaya. Yani Allah'ın ortakları da varmış gibi başka varlıklara dönmeye, sanki لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ وَلِيَتَمَتَّعُوا Yani Allah onlara bu imkanı verirken, hadi bakalım biraz faydalanın, ayetlerimi inkar edin, ya da küfredin, ya da örtbas edin, ya da görmezlikten gelin, benim imkanlarımı sanki siz yok sayın dercesine, böyle bir lütufta bulunmuş gibi, habire inkara ve küfre saparlar. فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ Ama çok yakın bir tarihte elbette onlar ne yaptıklarının bilincine varacaklar, meseleyi anlayacaklar. Demek ki insanlar geçmişi değerlendirirken, geleceğe plan yaparken, vahiy gözlüğüyle bakabiliyorsa hayata, farklı modeller geliştirecek ya da farklı çözümler üretebilecektir. Dayanağı vahiy olursa, dayandığı Allah ve Peygamber'in mesajı olursa hayata farklı bakabilecektir. Değilse ya işte babalarımız ne sıkıntılar çekmişler. Oysa biz onlardan daha kafası çalışan farklı insanlar olarak biz meseleyi kökünden çözmüşüz diyebilecekler. Oysa Allah olayı şöyle değerlendirmemizi istiyor. Velev enne ehlel kura yani o köylerin, o kentlerin, o şehirlerin ahalileri acaba mümkün değil miydi amenu yapsalardı? Vettekav etselerdi. İşte o zaman lefetahna aleyhim barakatim minessemai vel ard. Bütün göklerin ve yerlerin bereketlerini onlara açıverirdik. Yani her taraftan bereket yağardı. Yerden bereket fışkırır, kaynar sanki. Gökten bereket inerdi üzerlerine. Her taraftan bereket kapılarını açardık onlara. Ama ah ne olaydı? Onlar âmenû vettekav yapsalardı. Yani iman etseler, Allah'a imanlarının güvencesinde olsalardı, yani onlar iman etseler, Allah'ın dedikleri gibi bir imanı taşısalardı, yani onlar iman etseler, Allah'a imanın gereklerini yerine getirerek bu emanda, bu güvencede bulunsalardı, bir de vettekav yapsalardı, imanlarında titiz davransalardı, Allah'a karşı gelmekten sakınıp korksalardı, ya Allah'a karşı gelirsem diye titreselerdi, takvalı davranmaya çalışsalar, yollarını, cennet yolunu Allah'ın tarif edeceğine inanıp, bunun ancak Allah'ın vahiyle mümkün olacağını kabul etselerdi, işte o zaman nice bereketler gelirdi üzerlerine. Evet yani, şimdi dönelim bize, üzerimize bereketler gelmiş mi, inmiş mi ki? Yani, bu konuda elbette iki cevap olacaktır. Ya şu anda ben ve etrafımdakiler Allah'ın gökten ve yerden döküverip saçıverdiği, hani beni içine koyup boğuverdiği bereketler içinde yaşıyorum anlamına gelir, o zaman ben âmenû vettekav yapmışım demektir. Yok eğer bereket yoksa üzerimde, eyvah ben o zaman âmenû vettekav yapmıyorum demektir. Kur'an'ın anlattığı böyle. Çünkü eğer ehli kura denilen o köylerin, o kentlerin, o helak olan gruplar, ahaliler, o insanlar eğer iman etseler ve takvalı davransalardı, biz onlara göklerden bereketler açardık, üzerlerine yerin bereketlerini de gönderirdik diyor idiyse, demek ki şu anda bizim üzerimizde bereket yoksa böyle.
Hemen itiraz edebilir kimileri, iyi ama gerçekten amenu yapanlar, iman iddiasında olanlar ya da gerçekten takvalı olmaya çalışanlar var piyasada. Peki ya onların üzerine bakıyoruz, hiç de bereket yok gibi, yani evlerine giriyoruz, böyle buzdolapları, çamaşır makineleri ya da efendim yağmur dolapları, toz dolapları ya da çamur dolapları, toprak dolapları yok bu insanların. Yani hiçbir şeyleri yok, hiçbir bereket kalmamış mı, onlara Allah bir şey vermemiş mi diyebilirsiniz. İsterseniz peygamber dönemine gidin, aleyhissalatü vesselamın evini, Hazreti Fatıma'nın evini düşün, bereketin ne anlama geldiğini bir başka çeşit düşüneceksiniz o zaman. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de o sizin beklediğiniz anlamda berekete nail olan galiba 28 peygamber içinde herhalde 5 tanesi vardır. Bunlardan bir tanesi Yusuf aleyhisselam hayatının sonunda, ikincisi Davud aleyhisselam hayatının sonunda, üçüncüsü Muhammed aleyhisselam sallallahu aleyhi ve sellem hayatının sonunda o dünyalık iktidara nail olmuş. Ama Süleyman aleyhisselam doğduğundan vefatına kadar hep içinde yaşamış, bir de ne zaman olduğunu bilmediğimiz bir Zülkarneyn aleyhisselam var ki, o da dünya anlamında iktidarın sahibi olmuştur. Geri kalan bütün peygamberler yoksa sizin hesabınıza göre dünya için, dünya planında gökten ve yerden gelecek bereketlerden mahrum mu kılınmış? Yani haşa ve kella amenu vettegav yapmamışlar mı? Elbette yapmışlardır. Öyleyse bereket işte orada anlaşılacaktır. Yani aylık geliri 200 milyon olanın bereketi 200, 500 olanın 500, 1 milyar olanın 1 milyar mı diyeceksiniz yoksa? Öyle mi dememiz gerektiğini zannediyorsunuz? Yıllar önceydi, namazdan zevk konusu tartışılırken, şöyle aklı evvel birisi diyordu ki, arkadaş maaşın ne kadar çoksa, aylık paran ne kadar fazlaysa, namazdan aldığın zevk de o kadar olmalı, elbette onunla doğru orantılıdır diyordu ve gayet rahat iddiasını şöyle sürdürüyordu. Aldığın parayı düşün, eğer borcun varsa, derdin varsa, eğer alacağın şeyler var, kafanda meşgulse, hanımınla tartışmışsın ve de onun ne dediğini, ne ettiğini bilmiyorsan ya da ne istediğini kafanda canlı tutuyorsan ve bununla da namaz kılıyorsan, elbette namazından bir hayır beklemeyeceksin diyordu. Ama şöyle paran çoksa, gelirin fazlaysa, oh namaza durmuşsun Allah'ın huzurunda, işte rahat ve huzur içinde, sen ondan alabildiğince zevk almaya hazırsın anlamına neler ve neler iddiasındaydı insanlar. Ne dersiniz? وَلَوْ اَنَّ اَهْلَ الْقُرَى Yani köy, kent, ahalileri, o peygamberlerin gönderildiği toplumlar, eğer ki amenu yaparlarsa, iman ederlerse, şayet etmiş olsalardı, وَاتَّقَوْ takvalı davranmış olsalardı, لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِنَ السَّمَاءِ وَالْاَرْضِ Gökten yerden tüm bereketler onlara açılır saçılırdı. Velakin kezzebu, ama onlar yalan saydılar, dalga geçtiler, aslı esası yok tavra girdiler. Öyle bir iddiaya kalkıştılar da feakadnahum bima kanu yeksibun, tüm kazançlarından, tüm eylemlerinden, tüm hayat programlarından arta kalan onların sadece tutuklanmasıydı. Allah tutup onları yakalayıverdi. Çünkü kazançlar onu gerektiriyordu. Şimdi sorguluyor Allah. Efe emine ehlül kura. Efe emine ehlül kura. Efe eminu mekrallah diye arka arkaya 97, 98 ve 99. ayetlerde söyleyin, peki ya, peki ya şöyle, ya şöyle mi diye arka arkaya sorgulama gelecek. Sonra da 100. ayet diyecek ki, اَوَلَمْ يَهْدِلِ الَّذ۪ينَ يَرِثُونَ الْاَرْضَ مِنْ بَعْدِ اَهْلِهَا اَنْ لَوْ نَشَاءُ أَصَبْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ وَنَطْبَعُ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ İşte böyle özetliyor Allah muhasebeyi. Peygamberlerin gönderilişi, toplumların ona karşı gelişi ya da iman etselerdi, takvalı davransalardı daha iyi olacağı gerçeğini anlattıktan sonra, yani bu insanlar, efe emine ehlül kura, bu köylerin, bu kentlerin, bu şehirlerin ahalileri kendilerini emin mi farz ettiler? İman etmek yerine kendileri başka bir güvence mi buldular? Allah'a imanın güvencesi dışında başka bir garanti belgesi mi yakaladılar ki, en ye'tiyehum be'suna beyaten ve hum naimun. Onlar geceleyin uykudayken,
onlar geceleyin hayatlarını uykuda sürdürürken, yani uykuya dalmış hiçbir etkinlikleri, egemenleri yok, sanki ölü gibi yatırlarken, yatmışlarken, uykudalarken, bizim azabımızın, ikabımızın, cezamızın onlara gelmesi konusunda onlar bir emniyet, bir garanti mi bulmuşlar? Yani net bir belge, kesin bir karar mı edinmişler? Nereden almışlar? Bu emniyeti, bu emaneti nereden bulmuşlar? Bu garantiye nereden varmışlar? Devam ediyor ayet. Ve emine ehlül kura, yani bu köylerin, bu kentlerin ahalileri, bu insanlar acaba bir güven duygusuna mı sahipler? Nerede bir güven imkanı buldular ki en ye'tiyehum be'suna duhan, ya bizim azabımız kuşluk gelivermişse onlara, ya gelebilirse, üstelik onlar ve hum yel'abun, oyunda, eğlencede vakit geçirirlerken, oyunda, oynaşta hayat tüketirlerken, ne yaptıklarını bilmez, kendi kendilerine oynaşırlarken, kuşluk vakti onlara azabımız geliverse, onlar bu işten bir garanti mi bulmuşlar? Efe eminu mekrallah. Yani, Allah'ın bir planı var, Allah'ın bir düzeni var, Allah'ın bir tuzağı var, ya da Allah'ın bir hesabı var. Bu konuda kendilerini garantide hissetmeye nereden imkan bulmuş bu insanlar, öyle mi zannediyorlar? فَلَا يَأْمَنُ مَكْرَ اللّٰهِ اِلَّا الْقَوْمُ الْخَاسِرُونَ Ama Allah'ın bir hesabı, Allah'ın bir planı, Allah'ın bir tuzağı, Allah'ın bir düzeni, nizam ve intizamı vardır da, bu konuda insanlar kendilerini güvende hissederlerse, yok öyle şey, ben garantideyim derlerse, onlar ancak illel kavmul hasirun, hüsrana uğrayan bir kavimdir. Ya da işte onlar hüsrana uğrayacaklardır. Allah'ın planından, Allah'ın yasasından, Allah'ın kaderinden, Allah'ın takdirinden insanlar kendilerine garanti yolları mı buldular sanki? Ne dersiniz? Tekrar dönelim mi ayetlere? İşte son bu üç ayeti bir daha değerlendirelim mi kendi dünyamızın başında? Acaba ne dedi ayetler? Allah'ın azabı, yani sizin cezanız, hak ettiğiniz pozisyonunuzun gereği olan ceza size gündüzün geliverse, ya da geceleyin geliverse, ya siz uykudayken, ya oyunda oynaştayken geliverse, yani gelebilir mi? Gelir evvelallah, eğer Allah istemişse, peki onun gelmeyeceğine bir garanti mi buldunuz? Yok yok, siz kesinlikle ondan kurtulacağınızı nereden emin olarak iddia edebiliyorsunuz? Yani bu emanın, bu emniyetin kaynağı nedir? Bu kadar net nasıl konuşabiliyorsunuz? Buna evet diyen kimse görmedim. Belki net azılı bu işin yok olduğunu iddia edenler görmüş değilim belki. Ama mesela, ölümden sonra hayatın bittiğini apaçık söyleyen, yeniden diriliş mi, bunun saçmalığını iddia eden birisiyle tanıştım. Şöyle hoş sohbet konuşuyorduk, o kendini kendince anlatıyor, ben inancımı dilim döndüğünce ifade ediyordum. Öyle şey mi olur diyordu, ölüm işte tamam, gördüğümüz gibi herkes ölüp gidiyor. Yani bir koyun, keçi dahil ya da kuşlar, diğer varlıklar, hatta karıncalar, sinekler, yılanlara varıncaya kadar hepsi ölüp gidiyorlar. Yeniden dönüş mü? Öyle şey mi olur? İnsan ölüp gittikten sonra, hani hiç görmüşüz mü, insanlık tarihinde gördük mü? Zaten eğer öyle bir şey olsaydı, ruhlar geri gelirmiş dediklerine de mi inansaydık yoksa? Hayır, öyle şey olmaz. O iş çoktan bitmiştir. Onlar saçmadır, safsatadır, saçmalıktır diyordu. Arkasından ben, bana söz geldi inancıyla, söze başladım ve dedim ki, sen bu dediklerini koy bir kenara. Bak, yarın öleceksin. Mezarda Allah'ın huzurunda kendini bulacaksın. Hesaba çekileceksin. Yeniden diriliş günü gelecek. Hesabın daha net, berrak olacak. O gün için Allah'a özür dilemeye ya da affet Allah'ım demeye hakkın olmayacak. Gel iyisi mi? Mezardan önce, ölümden önce, ya Rabbi bunları ben kendi kendime böyle demişim. Ben ne olduğunu bilmeden şaşırmışım, sapıtmışım. Ama ya Rabbi sen bana yol göster. Öncekileri affet, sonrama ışık tut. Bana nur ver, bana hidayet ver, bana furkan ver ya Rabbi diye dua et de boşversen o iddiaları. Aslı yok, mesnedi yok, esas yok, fikirlerdir onlar deyince, yani adamı da
habire gözetliyordum. Acaba ne diyecek, nasıl renkten renge girecek, acaba nasıl tepki verecek diye, inanın ağzını açıp da itiraz bile edemedi. Çünkü dayanaksızdı, çünkü kendi kendine öyle söylüyordu. Ya işin aslı bu, ya doğru olan buysa demek zorundaydı. Yıllar önceydi, yine öyle bir olay yaşamıştım. Bir konu vardı, anlatmak zorunda olduğumu hissettiğim. Melek, cin ve şeytan. Lise ikinci sınıf öğrencileri. Birisi kalktı, hoca ya dedi, hala bunlar mı konuşulacak? Bu neyin nesi, öyle şey mi olur? Tabii ben ona öyle şey olmaz deyip geçmeyi bilirdim. Ama birilerine şüphe tohumları ekecekti ya da sonradan hava atacaktı. Önemli olan ben değil ama inancımdı. Çünkü onun dediklerini ben inancım doğrultusunda değerlendirmek zorundaydım. Dedim ki, yani özetle bakalım ne diyorsun? Yani melekmiş, cinmiş, şeytanmış, periymiş, yok öyle şey bunlar. Saçma şeyler, uyduruk şeyler dedi ve kendince delillendirdi. Dedim ki, ben onları bilmiyorum. Yani cebime koyup geldiğim bir melek ya da cüzdanımdan çıkaracağım bir cin yok elbette. Ya da şöyle bir kavanoza yerleştirdiğim bir şeytan olsa da getirip burada sınıfa göstersem, bu mümkün değil. Ama bu iddiada olanlar var piyasada, cinlerle görüşüyorlarmış, şeytanlarla konuşuyorlarmış. Eğer sen garanti yok diyorsan, ben ancak şöyle bir iddia ile ben bu konuyu netleştirmek istiyorum ya da şöyle bir teklifim var sana dedim. Sen eğer gerçekten yok diyorsan, ki garanti yok diyorsun galiba, sana bir kağıt verelim, yaz ona, ben cin ve şeytan konusunda bana hiçbir şey yapılamayacağı garantisiyle karşımdakinin ne isterse yapabileceğine şimdiden evet diyor, başıma gelebilecek herhangi bir şeyin sorumluluğunu kendim üstleniyorum diyeceksin, imzalayacaksın aklın başındayken. Ben de öyle bir adam bulacağım, bir cinci şeytancı bulacağım, çağıracağım buraya. Adam cin mi getirir, şeytan mı getirir, melek mi getirir bilmem ben yapmadım bugüne kadar. Ama adam gözünü mü oyar, yoksa karnını mı deşer, bağırsaklarını şöyle ipe mi dizer, yoksa onunla uçurtma mı uçurur bilmem ben diye başladım. Hadi dedim, kabul mü, vereyim mi kağıt, arkadaşlar birden zaten galeyana geldiler. Hadi bakalım, hadi olsun derken, çocuk dedi ki hayır. Ne oldu dedim, korktun galiba, öyle değil kesin yok ama hayır dedi sadece. Ben de üstüne gitmem gerekmiyordu zaten, konu anlaşılmıştır dedim ve geriye döndüm. Ne dersiniz? İnsanlar bu konuda nasıl bir eman ve emniyet içinde olabilirler? Ne dersiniz ey Araf suresinin kitabının surelerinden biri olduğuna inananlar? Ne dersiniz Allah peygamber gönderdi diye inananlar? Ne dersiniz Allah'ın gönderdiği kitap ve peygambere göre hayat sürmek gerektiğine inananlar? Ne dersiniz? Efe emine ehlül kura en ye'tiyehum be'suna beyaten ve hum naimun. Efe emine ehlül kura en ye'tiyehum be'suna duhan ve hum yel'abun. Efe eminu mekrallah fela ye'menu mekrallahi illel kavmul hasirun. Yani sizler de oyunda eğlencedeyken, oyunda oynaştayken ya da efendim gece uykudayken, her iş bitmiş gibi rahat ve huzur içinde yaşarken Allah'ın size de azap ve ikabı geliverirse, ya bunu siz dıştan bir azap ve ikab saymayın. Belki de bu bizi cehenneme götürecek bir ölümün bize gelmesi demektir. Yani bir vurgun ölüm değil çoğu zaman belki, ya da bir sel gibi, bir deprem gibi, bir rüzgar gibi, bir hastalık gibi ya da istemediğimiz bir durumda imtihan olurken azabın, ikabın gelmesi gibi şart değil, öyle saymayın. Ama bir ikab, bir azap gelişi demek bizim o durumda cehennemi boylamamız demektir ki, söyleyin, o durumda ölmek istemiyorsanız kendinize bir daha çeki düzen verin, hesabınızı bir daha kontrol edin. Çünkü Allah'ın garanti size rahmet ve merhamet edeceğine nereden inandınız, nereden bildiniz, nereden fark ettiniz, Allah kesinlikle size azap etmeyeceğini nereden çıkardınız, böyle bir konuda eman ve emniyeti nerede buldunuz? Zaten Allah'ın azap ve ikabı kesinlikle yoktur, olmaz, bitmez diyenler ancak hüsrana uğrayanlardır. اَوَلَمْ يَهْدِ لِلَّذ۪ينَ يَرِثُونَ الْاَرْضَ مِنْ بَعْدِ اَهْلِهَا اَنْ لَوْ نَشَاءُ اَصَبْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ وَنَطْبَعُ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ. Yani, hidayet için yetmez mi ki şu yeryüzüne
hani oradakiler helak olup gittikten ya da yok olup gittikten ya da sırası gelip gittikten sonra varis olanlar için hidayet konusu olarak yetmez mi acaba? Eğer Allah dileseydi, onlara günahlarından dolayı neler getirirdi başlarına ve onların kalplerini mühürler, işlerini bitirirdi, artık ne duyacak, ne anlayacak halleri kalmazdı. Tilkel kura, işte bu köyler, işte bu kentler, işte bu bölgeler, işte bu şehirler, bütün ahaliler ki, negussu aleyke min enbaiha, onların haberlerinden sana kıssa etmişiz. Kendi konumlarınızı, durumlarınızı onunla ayarlamanız adına biz size onların bilgilerini sunmuşuz. وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ Nitekim her birine kendilerinin elçileri kendilerine açık net beyinelerle, anlaşılır ifadelerle, anlamak isteyenler için kapalı olmayan mesajlarla geldiler. اَمَا فَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا بِمَا كَذَّبُوا مِنْ قَبْلِ Daha önce yalan saydıklarından dolayı inanmaya yanaşmadılar, inanmak istemediler, inanmadılar. كَذَٰلِكَ يَطْبَعُ اللّٰهُ عَلَى قُلُوبِ الْكَافِرِينَ İşte Allah kafirlerin kalplerini ancak böyle mühürlemiştir, bundan dolayı mühürlemiştir. Demek ki Cenab-ı Hak'tan eğer insanlar hidayet istiyorlarsa, Ya Rab bize yol göster diyorlarsa, bütün bu anlatılan yani Ad kavmi, Hud aleyhisselamla beraber, Semud kavmi, Salih aleyhisselamla beraber, Medyenliler, Şuayb aleyhisselamla beraber, Nuh aleyhisselam ve kavmi, bir de Lut aleyhisselam ve kavminden söz eden bütün bu ayetler, inananların kurtulmaları, inkar edenlerin helak olmaları, bütün bu anlatılanlar, bu insanlar için, yani şimdi yeryüzünde yaşayanlar için, hidayet ihtiyacında olanlar için, yani bütün bunlar Allah'ın hidayetini anlatmaya yetmez mi? Gerçekten Allah dileseydi, şimdiki insanları da helak eder, işlerini bitirir verirdi. Ama bakın ki kimi insanlar kalpleri kas katı kesilmiş, kimi insanlar kulaklarına tıkaç vurulmuş, kimi insanlar duymaz hale gelmiş, kimi insanlar eğer kalpleri mühürlenmişse bu ancak kendi suçlarından kaynaklanan bir cezanın sonucudur, ancak öyle ola gelmiştir. Bakın kavimlere, bakın peygamberler onlara gönderilmiş, açık net ayan beyan delillerle, bilgilerle, belgelerle gönderilmiş de, ama buna rağmen yalan saymışlar, dalga geçmişler, inanmak istememişler, imanın emanına ermek istememişler, sonunda Allah da elbette böyle kafirlerin kalplerine mühür vurmuş, siz bilirsiniz, istemezseniz ben de zorla sizi iman ettirecek değilim dercesine, artık onların anlamayan, fark edemeyen, ayetlerin nüfuz edemediği kalpleri ortaya çıkmıştır. وَمَا وَجَدْنَا لِيَكْتَرِهِمْ مِنْ عَهْدٍ Zaten ahd konusunda, söz verme konusunda, verdiği söze riayet etmek konusunda elbette onların çoğu vefasız davranmışlar. وَاِنْ وَجَدْنَا اَكْتَرَهُمْ لَفَاسِقِينَ Ve pek çoğu da elbette fıskı fücur ehli olmuşlardır. Yani ahde vefalı olmak konusunda çok az mümin ortaya çıkmış ama fıskı fücur ehli olmak konusunda pek çok insan ortaya çıkmıştır. Allah onları öyle ortaya koymuş, ötekileri de öyle ortaya koymuştur. Yani Allah hayatın cilvesi, rengi olarak hadi herkes Müslüman olmaz, o zaman karışık olur, renksiz olur, tatsız olur, bazılarınız da fasık olsun, facir olsun dememiş elbette. Herkesin Müslüman olmasını istemiş ama insanlardan kimileri ahde vefalı davranırken ki pek azı ama pek çoğu fıskı fücur ehli olmuştur. Sonra ne olmuş? Sümme be'asna min ba'dihim Musa. Bütün bunlardan sonra Musa aleyhisselam gelmiş insanlık tarihinde peygamberlik sahnesine. Yani buraya kadar anlatılanları ben şöyle 2-3 cümleyle yeniden özetlemek istiyorum. Hazreti Adem yaratılmış ve ben onun şahsında cennete gitmişim. Görmüşüm, peygamberi dinlersen bana ne verileceğini, ne vaat edildiğini. O annemle birlikte cennette yaşarken yasak ağaçtan yemiş. Böylece anlamışım ki ben de Allah'ın yasaklarına eğer tecavüz eder, yani sınırını çiğnersem, ben de o zaman cennetten çıkarılanlardan olurmuşum. Anladım bunu.
Peki cennet cehennem neymiş, gitsem ne ola, gitmesem neymiş diyorsam, bana şöyle uzun uzadıya bir bölümle Araf suresi cenneti, cennetteki hayatı, cennetlikleri, cehennemi, cehennemdeki hayatı, cehennemlikleri anlattı. Hatta birbirleriyle konuşmalarını gündeme getirdi Allah. Hem cennetliklerin cennetliklerle, hem cehennemliklerin birbirleriyle, hem de birbirleriyle cennettekiler ve cehennemdekiler olarak onları da dinledikten sonra ben kesin kararımı vermişim, vermek zorundayım. Hayır, ben peygamberin yolunda olacağım. Çünkü Allah bana dedi ki, ey bu Adem'in çocuğu, ne zaman ki sana benden bir mesaj gelirse, bir hidayet rehberi gelirse, sen kesinlikle beni dinleyen olursan sana cennet var. Eğer sadaka yapmaz, kezzebe yaparsan, yalan sayarsan, sana o zaman cehennemim var demişti ya, işte ayetleri yalan sayanlara cehennem var denilince ben ebediyen yapmamayı azmetmiş, karar vermiştim. Sonra Allah, sen bilirsin bak dedi. Ama Rahman olduğu için zaten konu anlaşılmıştı. Ama dedi örnek bak ikinci bir toplum evet rahimdi ondan dolayıydı. O rahmet ve merhamet sahibi olduğu için Nuh, Hud, Salih, Lut ve Şuayb peygamberlerle birlik kavimlerini anlattı. İman edenlerin kurtuluşunu, inkar edenlerin helakini yeniden gözümün önüne serdi. Ve sonra peygamberliği apayrı bir açıdan değerlendirip şöyle anlattı bana. Yani Araf suresi bana peygamberliği şöyle tanıttı bu ara bölümde. Şuayb aleyhisselamdan sonra ama Musa aleyhisselamla beraber anlatılan bir bölüm. Demek ki her kavme bir peygamber gönderilmiş. Onlar boyun bükerlerse ne âlâ, değilse boyun büksünler, tasarruf ve niyaz etsinler diye konuyu Allah tekrar onlara sıkıntıyla bir daha, darlıkla bir daha, şımarıklıkları bitsin diye bir daha anlatmış. Ama buna rağmen insanlar iman etseler, takvalı davransalar ya Allah nice imkanlarla besleyecekti onları. Fakat yalan sayıyorlar, dalga geçiyorlar. Elbette azabı hak ediyorlar. Yoksa bu insanlar hem dalga geçecekler, hem yalan sayacaklar, hem iman etmeyecekler, hem takvalı davranmayacaklar, hem de ya gündüz ya gece onlara azap gelmeyecek bir garanti belgesine mi sahipler bu insanlar? Yoksa Allah'ın her şeye rağmen bir planın olduğu konusunda yok öyle şey mi iddiasını kaptırmışlar kendilerine? İşte bir hidayet isteğiyse, konu hidayete ulaşmaksa, yani hidayete ihtiyaçları varsa, bu konular onları hepten hidayete götürücü olmasına rağmen, insanlar galiba kendilerine gelmesini bekliyorlar. Bir azabın, bir ikabın kendilerini uyarmasını mı bekliyorlar? Ama ondan sonra inanmayanların kalpleri kas katı kesilecek, mühürlenecek, artık kulakları duymayacaktır. İşte şehirler, işte bölgeler, işte beldeler, peygamberler onlara beyinat ile gelmiştir ama inanmamışlarsa, daha önce inkar ettikleri yalan saydıkları için imana yanaşmamışlarsa, Allah kalplerini mühürlemiştir, artık onlar kafirdir. Bütün bunlardan sonra, ثُمَّ بَعَثْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ مُوسَى بِآيَاتِنَا اِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ فَظَلَمُوا بِهَا. Evet, bütün bunlardan sonra Musa aleyhisselam'ı Allah ayetleriyle, diyor ki ayetlerimizle, Firavun'a ve grubuna, yani meleğine, yani etrafındakilere, sözü geçenlere, elit tabakaya, önde gidenlere peygamber olarak göndermiştir. İşte bu peygamber olarak gönderilen Musa aleyhisselamla birlik gönderilen ayetlere fezalemu biha zulmettiler, haksızlık ettiler. Yani ayetleri yerinde değerlendirmediler. O ayetler onları imana davet içindi, kabullenmediler. O ayetler küfrün, şirkin bitmesine zemin hazırlamak içindi, kabullenmediler. O ayetler onlara Allah'ın Rab ve ilah oluşu gerçeğini gündeme getirecekti. Razı olmadılar, örtbas ettiler, kamufle ettiler, gündemden kaldırmaya çalıştılar. O ayetler ilki olarak ifade edersek asaidi yılan haline dönüşen bu Hazreti Musa'nın peygamberliğini kabul için özel bir davetiye, yani onu peygamber gönderen Allah'ın Rab ve ilah oluşu gerçeğine özel bir işaret, ayet ve alamet idi. Ama zulmettiler, haksızlık ettiler, olması gereken yerde tutmadılar. Fanzur keyfe kana akibetul müfsidin. Bakın bakalım düzen bozucuların, Allah'ın istediği gibi bir düzenden taşanların, çıkanların, aşanların, haddi aşkın olanların akıbetleri ya da sonuçları, başlarına gelenler ne oldu bir bakın, dinleyin, buyurun ben size onu anlatıyorum diyor sanki. İşte bu Araf suresinin 103. ayeti. Dinliyoruz. Allah bakın bakalım, nezaret edin dedi. Biz de Allah'ın dediğine kulak veriyor ve dinlemeye çalışıyoruz. Ve kâle Musa.
Dedi ki Musa, ya Firavunu, ey Firavun, inni rasulüm min rabbil alemin. Ben, alemlerin Rabbinden size gönderilen bir elçiyim, dinleyin beni. Ben bu sözlerimi kendimden söylemiyorum, ben bu sözleri alemlerin Rabbi olan Allah'ın elçisi olarak söylüyorum, diye söze başladı. Bu ayet, bir önceki ayete yeniden dönmemizi gerektirdi. Yani, ثُمَّ بَعَثْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ مُوسَى بِآيَاتِنَا اِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ burada böyle tabir edilmiş. Bir başka yerde, اِلَى فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَقَارُونَ denilmiş. Bir başka yerde kavmi Firavun denilmiş, bir başka yerde İsrailoğulları denilmiş. Tümünden birden öğrendiğimize göre Allah Musa aleyhisselamı Firavun ve etrafındaki Firavun oğullarının Müslüman olmaları, yani Firavunluktan kurtulmaları, şirk ve isyanı bırakmaları için bir de o İsrailoğullarını salıvermesi, yani onlara tahakkümünün bitmesi için iki, bir de İsrailoğullarının iyi bir Müslüman olması için göndermiştir. Üç, öğrenebildiğim kadarıyla Musa aleyhisselam birinci dönem, birinci asır, birinci çağ peygamberi olarak Medyen'den dönüp Tur'da peygamber olduğunda, kendisine vahiy verilip peygamberliği ortaya çıkınca, asa elinde Musa olarak, yani peygamber Musa, yani ayetler dilinde elinde asa olarak, Musa aleyhisselam olarak yanında kardeşi Harun ile birlikte Firavun'a gidince, hem onun firavunluğunun bitmesini, hidayete dönmesini, Allah'a isyan etmemesini teklif edecekti bir, bir de İsrailoğullarını bırakıp salıvermesini isteyecekti iki, ayrıca İsrailoğullarında elbette Müslümanlığını isteyecekti üç, geri dönüşte yine Tur'da yeniden bir peygamber olarak orta çağın, ikinci çağın, ilk çağdan sonraki çağın peygamberi olarak kendisine Tevrat'tan parçalar verilmişti. Yani Tevrat döneminin peygamberi olarak ayrıca Musa aleyhisselam kavminin Müslümanlığı için uğraşacaktı. Yani Hazreti Musa burada sadece Firavun'a ve meleğine, etrafındakilere gönderilmişti denirse de o arada ilk ayetlerle gönderildiği kişinin kimliği anlamınadır. Yani aleyhissalatü vesselam ilk Müslümanlığa davet ettiği insanlar, hani Safa tepesine topladığı kişiler ya, akrabaları ya, öyleyse Müslümanlık sadece onlara aittir demiyorsak, aynen burada da ilk önce Firavun'a gitti diye, onlara, çevresindekilere din daveti götürdü diye sadece onların peygamberidir demiyoruz. Ve kâle Musa, dedi ki Musa aleyhisselam, ya Firavunu, ey Firavun, inni rasulüm min rabbil alemin, ben alemlerin Rabbinden size gönderilmiş bir elçiyim. Musa aleyhisselam ve Resul oluşu. Allah hayırlarını versin ümmeti Muhammed'in, biz de içinde olarak tabii o hayra biz de ulaşalım. Nereden aldıklarını bilmediğim, neden öyle devam ettiklerini anlamadığım bir konu var. Yani acaba Resul kimdir, Nebi kim ola? Efendim, yani kendisine özel bir şeriat verilmişse, evet, işte o özel şeriat ve özel kitap verilenler Rasul'dur. Eğer bir öncekinin şeriatını takip etmek durumunda ve zorunda kalmışsa, kendisine özel bir din verilmemişse, işte onlar da Nebidir denilmiştir. Yani nasıl bir ifade, nereden kaynaklanıyor bilmiyorum ama, benim Kur'an'dan öğrendiğim kadarıyla bunun dışında bir tarif var. Mesela onları destekleyen, o fikri destekleyen bir görüş elbette diyelim ki Meryem suresine bakıp okuyabileceksiniz. Ne denir orada? Yani denilen şöyle. Efendim, وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مُوسَى اِنَّهُ كَانَ مُخْلَصًا وَكَانَ رَسُولًا نَب۪يًّا Musa aleyhisselam gerçekten Resul ve Nebi idi. Ha biz de öyle diyoruz ya diyorlar. Tabi Rasul'du çünkü kitabı vardı. Nebi'ydi çünkü önceki peygamberlerin de takipçisi olabilirdi. Hatta arkasından وَوَهَبْنَا لَهُ مِنْ رَحْمَتِنَا اَخَاهُ هَارُونَ نَب۪يًّا Ha demek ki bak Harun da ona tabi olarak biz onu ona lütfettik diye söylüyorsa o da Nebi ise tamam. Bunları anladık. Bunu destekledi. Fakat bunlar 53. ayet, 51. ayet, bense 54. ayet okuyayım, yorumunu size bırakıyorum. وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ İsmail, İsmail'i de gündeme alın.
kitabın İsmail bölümünü gündemde tutun. İnnehu kâne sâdıkal vâdi, evet, ve kâne rasûlen nebiyyâ. Meğer o da Musa gibi imiymiş ne? Demek ki üzerinde farklı düşünülecek bir konu. Hatta isterseniz şu Ara suresine bakın. Nuh, Hud, Salih, Lut ve Şuayb aleyhisselamlar için Cenab-ı Hak şu Ara suresinde hep her birine inni leküm rasulun emin dedirtiyor. Yani hepsi rasulmüş meğer. İşte o rasul ve nebinin öyle bir farkı olacak galiba. Hakikun ala ella ekule alallah illal hak. Hakikat şu ki ben ancak Allah'a ancak hakkı söylerim. Yani benim Allah için ancak hak söylemekliğim hakikattir. Ondan başka hakikat yoktur. Ben hakkı söyler ama Allah için hakikat olanı söylerim. قَدْ جِئْتُكُمْ بِبَيِّنَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ Rabbinizden size apaçık net beyinelerle gelmişim. Haydi öyleyse فَاَرْسِلْ مَعَيَ بَنِي إِسْرَائِيلِ İsrailoğullarını benimle beraber gönderiver dedi. قَالَ اِنْ كُنْتَ جِئْتَ بِآيَةٍ فَأْتِ بِهَا اِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ Adam gayet pişkin. Olmaz öyle şey demek için ciddiysen, sözünün eriyse hadi bir ayet, bir alamet getir bakalım. Hadi bir işaret, bir kanıt, bir belge koy ortaya bakalım. Ne yapacaksan yap da seni bilelim. Yani elçi olduğunu söylüyorsun. Öyle alemlerin Rabbi dedin diye, sen öyle söyledin diye ya da İsrailoğullarını hadi gönder, bırak da götüreyim dedin diye. Olmaz öyle şey. Yani sen dedin diye dinler miyim seni? Hadi bakalım. Var mı bir belgen, bir delilin dedi. Musa aleyhisselam da فَاَلْقَى عَصَاهُ فَاِذَا هِيَ ثُوبَانٌ مُّب۪ينٌ Attı asasını. Aa, bir baktılar ki kocaman ejderha bir yılan oluverdi. Yani yılana benzer filan da değil, mübin bir yılan, açık bir yılan, net bir yılan oluverdi. Dahası وَنَزَعَ يَدَهُ فَاِذَا هِيَ بَيْضَاءُ لِلنَّاظِرِينَ Elini soktu koynuna, çıkardı ki baktılar, bakanlar bembeyaz görüyorlar. Yani önce siyahtı da sonra mı beyaz oldu? Öyle değil, ayrı parlak bir beyazlık kazandı eli. قَالَ الْمَلَأُ مِنْ قَوْمِ فِرْعَوْنَ اِنَّ هَذَا لَسَاحِرٌ عَلِيمٌ Ama onun bu belgeleri, onun bu ayetleri, onun gösterdiği bu alamet ve işaretler, meleğin, yani çevresindeki insanların inadını, küfrünü artırdı da dediler ki, aa, bu sihirbazın teki üstelik çok bilgiç bir sihirbaz. Yuridu en yukhrijakum min ardikum. Sizi yerinizden, yurdunuzdan etmek için ortaya çıkmış. Femâzâ te'murûn. Söyleyin dedi Firavun. Ne emredersiniz? Öyleyse ne yapayım? Ne demek istiyorsunuz? Kâlû ercih ve ehâhu ve ersil fil medâine hâşirîn. Ye'tûke biküllü sâhirin âlîm. Dediler. Onu ve kardeşini bırak burada. Gönder şehirlere haber. Bütün sihirbazlar, üstelik bu işin piri olanların tümü gelsinler buraya, sana hizmet için koşup gelsinler. Evet, ve câ'es-seharatu firavun, firavunun bütün sihirbazları geldiler. Kâlû, e inne lenâ le ecran, in künnâ nahnul gâlibîn. Dediler ki, yani, şimdi biz galip gelirsek bize bir ecir, bir mükafat var mı? Kâle ne'am, ve inneküm lemilel mukarrabîn. O da evet, ne demek öyle? Siz benden olacaksınız, bana yakınlardan olacaksınız, benim adamım olacaksınız, yetmez mi bu iş dedi ve olay devam edecek. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.